Merhabalar, Solaklar için İğne Oyası ve Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modelim var. Bu modelimde yanımda pipet ve bu küçük pullarımız eşlik edecekler bize. Şöyle modellerimiz başlıyor. Hadi bakalım, bakın şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu şekilde küçük halkalarımızı bunun içinde kullanacağız. Şu kenarlarımızı da pipetle kullanacağız. Hadi bakalım, başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi başlıyorum. Şimdi başlarken şu aralarda şöyle orta boyda bir örümcek yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Şöyle biraz uzatayım. Arasından geçiriyorum. Şöyle biraz daha kameramı açık yakın olayım. Şu şekilde başını iki kere doluyorum. Bir, ikinciden. Tığ battılarımı geniş olduğu için iki tane aralarına koyuyorum. İkiye iki çıkıyorum. Bir önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Çünkü bu aralarımı 3-4 tane yaptım. Biraz şöyle üçlü yaptım. Çok geniş oldu ve ortada çok büzme yaptı. O yüzden birer tane aralarına koymuş oldum arkadaşlar. Şu şekilde bir tane var. İkinciden batıyorum. Şimdi burada tunus işi yapacağız arkadaşlar. Şu işlerimizi yapacağız. Şunu modelim şöyle katlayayım ki daha net gösterebilmek için. Şimdi tunus işimizde ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Çok fazla değil. Şu aradan hemen bu yanda yaptığımızı aradan şöyle biraz daha yakına gelerekten göstereyim. İlmeğimi buradan çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İki oldu. Altı tane yapacağız bu şekilde. Baştakini de sayaraktan. İlmeğimi alttan alıyorum. Birleştiriyorum. Üç. Zincir yapıyorum yani. Alttan alıyorum. Bir zincir yapıyorum. Dört oldu. Alttan alıyorum. Zincir yaptım. 5. Bir tane daha. Aynı şekilde 6. Şu şekilde 6 yapmış oldum. Şimdi bunları 2 2 geri gidiyoruz. Şimdi önce bir ikisini alıyorum. Sonra ikisini bir alıyorum. Şöyle ikisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. 2 alıyoruz. Şuradan. Eksik oldu. Ve ikisini bir alıyoruz. Şuradan pardon onu almamışım. Kamera açım uzak kaldı. Şey yapamadım. Ve ikisini ver aldık. Şu şekilde. Tekrar yine ilmeğimi aynı şekilde tutuyorum. Ve aynı sıradan tekrar alıyoruz. Şöyle şu aralardan alacağız. Şöyle daha mı net geleyim. Kamera açım mı tam? Arkadaşlar size de mahcup olmayayım. Şimdi hemen şu dibinden başlıyorum. Bu birinci sayılıyor. Aynı yerden batıyorum. Yani dibinin hemen yanında bir ilmeğimi çıkartıp zincir çekiyorum. 2 oldu. Tekrar aynı yerden alıyorum yanındakinden yani. Şöyle yapıyorum. 3. Tekrar sırada şu aralar görünüyor zaten. Bakın fark edebilirseniz eğer. Bir ilmeğimi yapıyorum. 4 oldu. Tekrar yine hemen yanındakine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 5 oldu. Bir de hemen en başındakinden alıyorum. İlmeğimi zincir yaptım. 6 oldu. Şu şekilde. Şimdi bunları geri geri gidiyoruz. 2 2 olacak. Şöyle ikisini bir çıkartıyorum. İkisini bir. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Hep 2 2 geri gitmiş oluyoruz. Tek tek alırken 2 2 bir almış oluyoruz. Şimdi burada modelimizin şimdi aralarda iki tane modelimizden bırakmıştık. Üçüncü de motifimizi yapıyoruz. İki tane yapıp üçüncü de motifimizi yapıyoruz. Şimdi motifimizde bir tane küçük pullarımızdan kullanıyoruz. Serum lastiği de olur. Normal tuhafiyelerde olan en küçük boyundaki pullar da olabilir. Şu küçük halkalar yani. Şimdi buraya 15 tane bunu sabitledim. Şimdi sık iğne olarak başını almadan şu şekilde sıkı olarak 15 tane yapıyorum. 2 oldu. Şöyle 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Şu an 4. Benimki de 15'ti. Yanlış saydım onu çünkü.
15 taneyi tamamladım. Şimdi 15 tane yaptıktan sonra hemen şu ilk baştan batıyorum. Kapattım. Şimdi buraya sık iğne yine başını almadan direkt yanından bu tunus işimizin üstünden gidiyoruz. 2 oldu. 3 4 ya da 5 artık sıkılığınıza göre 4. Bir tanesini de başa koyalım. 5 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi aşağı inmek için ilmeğimizi uzatıp buraya bir örümcek yapıyorum. Ve hemen bir ikinciden batıyorum. Şu şekilde. Olmuş oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. İpte aldı başını gidiyor. Tekrar bir daha yapıyoruz. Şimdi örümceğimizi tekrar bir tane daha örümcek yapıyoruz. Aralarda örümcek yaparak da. Başını iki kere doluyorum. Ve bir ikinciden. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Şu şekilde. İlmeğimi normal tutuyorum. Bu bir sayılacak. Hemen ilmeğimi şu aradan geçiriyorum. Buradan ilmek alıp bir zincir. İki oldu. Tekrar yapıyorum. Üç. Dört. Beş. Bir tane daha yapıyoruz. Altı. Şimdi bunu geri geri gidiyoruz. İki iki. İki yaptık. İki. İki. Üç oldu orası. Pardon, şimdi alalım. Heh. 2 ve 2. Şimdi tekrar yine başa bir daha tekrar aynısından alıyoruz. Alırken de bakış dipten alıyorum. Baştaki yine 1 oluyor. Hemen aldığımı zincir yapayım. 2 oldu. 3 4 5 bir tane daha yapıyoruz. 6. Şu şekil. Tekrar yine 2 2 geri gidiyoruz. Çok kolay bu. Çok zevkli aslında. Ben şimdi belki yaparken anlatamayabilirim. Belki tam düzgün ama gerçekten çok güzel bir model. Bunu da beğenerek yaptım arkadaşlar. Şimdi ikisini bir. İkisini bir. İkisini de bir alıyoruz. Şimdi burada halka koymuyoruz. Sadece ne? Aşağı ineceğiz. Aşağı inerken de bir zincir çekiyorum. Bu tunus işlerimizin başından sık iğne yaparaktan devam edip iniyoruz aşağıya. Bir de şuraya takalım. Şöyle. İlmeğimi uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Arasına ilmeği geçirip de. Ve bir ikinciden batıyorum. Bir tane de zincir çekip modelimin ilk başını göstermek istiyorum şimdi. Şu şekilde tunus işlerimiz ilmekleri çıkartarak yapıyoruz. Sonra toplayaraktan. Çok zevkli bir modeldir. Yani çok da kullanışlı. Şimdi aralarda ikişer tane bıraktım. Benim zürafalarımı çekerken zincirlerimizi, tığ battılarımı biraz geniş yapmışım. Ama daha dar yaparsanız şu aralarını bir tane değil de iki tane atlayaraktan yaparsanız o zaman bir tane yaparsınız bu tunus işlerimizden. Ben biraz aralarını geniş olduğu için şeklimi aralarına iki tane koyarak yaptım. Şimdi rengimize geçelim. Evet. Şimdi modelimi koyu renk. Bir ton koyu bir ton açık renk tonları yaptım. Pembe tonlarımızın. Şimdi modelimize geçiyorum. Modelimizin arka yüzünü döndürüyorum. Şu şekilde. Şimdi burada sık iğne yapmıştık. 15 tane sık iğnemiz vardı. Bu küçük halkamızın. Bunun en başına şöyle batıyoruz. Şöyle sabitledim. Halkamızı. Buraya 4 tane 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen aradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'den batıyorum. Sık iğne olarak şu şekilde battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, ilkinde 4 tane çekiyorum. 4 ya da 5 tane aralarak ayırıyorum. Biraz bol zincir çekerseniz. Şu şekilde. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen şu baş kısmımıza batıyoruz. Şu şekilde.
Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ön yüzüne dönüyorum. Şöyle ön yüzünde göstereyim. Hemen bir zincir çektim. Şu ara kısmımıza batıyorum. Şu şekilde. Şu ipimiz kaldığı için. İpimiz içine saklandı. Tamam. Bunu keseceğim şimdi. Şimdi böyle şunu biraz kaydıralım. Bir zincir çekeceğim. Ve pipetimizden yardım alacağım. Şöyle. Hangi tarafıydı? İşte bir tarafını çatlatmışım bunun da. Takılmasın diye. Şimdi şu şekilde geçiriyoruz. Ve bu pipetimizi buraya 8 tane, bu da dahil 7 tane daha yapacağız. Yani toplamda 8 tane olacak. İnce ilmek çıkarttım. Bir zincir. Hemen pipetimi geçiriyorum. Tekrar araya giriyorum. O 4 zincirli olan yere kısmımıza yani. 2 yapıyorum. Hemen araya geçiriyorum. Geçiremedim de. Takıldı yine. 3 oldu. Zincir 5 6 2 şu şekilde geçirebileceğiz ama geçirebilirsek inşallah geçirdik. Bu sene geçirmiş olalım değil mi? Evet şimdi ben bir sayayım da yanlış olmasın. Şimdi 2, 4, 6, 7. Şurada kaçırmışım. Bir saniye tam şunu sayayım gözüm. 7 tane olmuş. Bir tane daha yapacağız. Şöyle 1, 2 tane zincir. Hemen araya girdik. 8 tane oldu. Şimdi tam dibinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Diğer dörtlü olan kısmımıza geçiyoruz. Buraya da 2 tane sıkı iğne yapıyorum. Bir başına almadan. Bir. Şöyle. 2 tane. Şu modeli de göstereyim. Arkadaşlar. Bakın. Şu ortada 2 tane kalacak ayrıca. Aralarında 2'şer tane sıkı iğne yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar yine gösterirken tığımı da kaçırdım elimden. Çıkartayım tekrar yapıyorum. Şöyle bir tanecik daha alalım. Bir zincirimizi çekiyorum. Hemen bu araya giriyorum. Öyle bir sıkıyorum ki pipette şekli şemali değişti. Buraya 2 tane yapacağız çünkü. 1, 2. 2 tane yaptık. Şimdi yine buraya şu ilmeğimizi bir tanesini çıkaralım. 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2. Yan tarafa geçiyoruz. Son dörtlüğe. Şimdi burada bir zincirimizi çekip diğer yan tarafımıza geçiyoruz. Alan şeyinden ben özür dilerim. Sizi sıkmamışalım. Şimdi buradayken biraz burası bozuluyor. Ben de bunu şu şekil kıvırıyorum. Pipetimizi kıvırık olarak yapıyorum. Şimdi yine yuvarlarını döndüreyim ama kıvırık olarak yapıyorum. Yani onu çıkartıp da tekrar bir daha yeniden yapmıyorum. 1, 2, 1 tane de. Evet. Bu pipetlerde meyve suyu pipetleri de olabilir. Normal meşrubat pipetleri de olabilir. 7 8 taneyi tamamladık. Ya tamamlamışız. Yanlış da saymayalım gene. 4 4 da burada 8 tane. Tamam. Evet, modelimiz
Pembemizi de tamamladık. Balıktan bir ilmek alayım. Bir de dibine batıyorum şöyle. Şimdi dibine bataraktan birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde olacak. Arkadaşlar şimdi şu ipi kesip hemen geliyorum. Evet. Şurada kestim. Bir de çakmakla yakacağım için o yüzden kamera açısından yani dışarıda kesmek istedim. Şimdi modelimizi birlikte çıkartıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. İlk baştaki modelimiz bu şekilde. Şimdi beyaz kısmımızı geçiriyoruz. Hemen ilmeğimi sabitledim. Şöyle alıyorum ilk başta. Şimdi hemen ütü yaparsak çok. İlk baştan alıyorum. Teker teker alacağız. Hemen ilkini aldım. Şöyle birleştiriyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere, aynı kutucuğumun içine giriyorum. Yapıyorum. Hemen yana geçiyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum ki kaymasınlar diye. Yani kayma yapmaz da dönmesinler diye. 2, 3 zincir çekiyorum, batıyorum. Aynı yere. Hemen yana geçiyorum. 1, 2, 3 zincir aynı yere batıyorum. Tekrar yana. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına geçiyorum. Açıldık. Şimdi sıkayım sen şuradakinde. Bir yan tarafa geçiyoruz. 2, 3 zincir aynı yere batıyoruz. Tekrar yana. 2, 3 zincir hemen batıyorum. İki, üç zincir. Tekrar bir üç zincir daha. Evet. Şimdi burada 8 taneyi tamamlamış olduk. Şu şekilde 8 taneyi tamamladık. Hemen ipimizi kesiyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. İsterseniz örümcek yapıp da karşı tarafa da geçebilirsiniz. İsterseniz şimdi ben bu iplerimi hemen keseceğim. Size o iki taneyi de göstereyim arkadaşlar. Aynı yine hemen batıyoruz buradan. 1, 2, 3 zincir halkaya batıyoruz. Hemen yanına geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir yanına geçiyoruz. Buraya da yine bir zincir çekiyorum. Bunu da kesip diğer tarafı da hemen yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 3 zincir çekerekten şurayı da ben bir tamamlayayım. Şeklim bu şekil olacak. Şimdi tam düzelterekten yapacağım. Bakın bu şekilde. Şurayı da başlayalım. Beraber başlayalım. Göstereyim arkadaşlar başlamayı da. Sonra devamını getireyim. Sizi sıkmak istemediğim için arkada yapayım dedim ama başlangıcını göstereyim ben size. 1, 2, 3 zincir. Hemen batıyoruz. Yana geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Batıyoruz. Hemen bir tane alıyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Batıyoruz. Birleştirdik şöyle. Şimdi şu şekilde olacak. Ben hemen iplikleri de bir temizleyeyim. Birkaç tane de yapayım sizi sıkmamak için. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.